Şimdiki zaman Present Continuous Tense, İngilizce tenselere en kolay olan tenselerden bir tanesi. ING dediğimiz, şu an yaptığımız hareketleri I am drinking, I am sleeping, I am going, I am coming, I am dancing gibi cümleler. Bu dersi bitene kadar olumlu cümleler, olumsuz soru sormak, bu tensi ile alakalı bilmeniz gereken her şey ki daha doğru ve ifade edebilecek şekilde hatasız bir şekilde tüm istisnaları ve bu dersin içerisindeki bilmeniz gereken tüm her şeyini birlikte inceleyeceğiz. Hazırsak dersi başlayabiliriz. Let's go. So, birincisi öncelikle present continuous tense. Şimdiki zaman olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu dersin içerisinde neler yapacağız? Onlar hepsini tek tek anlatacağım. Dersin aşamaları hepsini şu şekilde olacaktır diye arkadaşlar. Bir, dil bilgisine giriş yapacağız. Ondan sonra kuralları ve yapıları ve kuralları yapıları altında istisnaları ve uzay durumları bakacağız. Kullanım alanları, ondan sonra örnekleri bakacağız. Örnekten sonra yaygın hatalar ve ipucular ve özetini yapacağız. Hadi başlıyoruz şimdi. Dil bilgisine giriş. Öncelikle şimdiki zamanın ne olduğunu anlayalım. Şimdiki zaman, present continuous tense şu anda veya şu anın itrafından gerçekleşen eylemler ifade etmek için kullanılan bir zaman dilimidir. Türkçede şu anda yapıyorum şeklinde çevirebiliriz aslında. Bu zaman dilimi cümleler özne bağlı olarak am, is veya a ifadesi kullanacağız. Burada işte hepsini fark etmeye başladığınız mesela i am going, you are going, she is going on çözdülükle şimdiki zamanda mesela özne ile bağlı olarak aslında am, is, a bu yardımcı fiilleri eklemeyi eklemekteyiz. Bu yardımcı fiilleri ekliyoruz ve ondan sonra ing takısı ile oluşturulur. Şimdi daha detaylı bir şekilde görmek adına sonraki aşamayı bir geçelim. Bütün bunları hepsini tek tek inceleyeceğiz. Kurallar ve yapıları bir inceleyelim. Öncelikle olumlu cümle nasıl kurulur? Şu anki yaptığım bir hareket hakkında konuşmak istediğimde Özne. Özne çok önemli. Özneyi yazdıktan sonra am, is, a ifadeleri kullanacağız. Bunları hepsini to be olmak fiilinden kaynaklanan bir gramer ders oluyor. Şimdi I kullanıyorsak I am. You kullanıyorsak you are. He, she, it kullanıyorsa is ifadesi kullanacağız. Bütün bunlar daha diye derslerde gördüğünüzü zannederek bunu devam edeceğiz. Onun için birincisi ben yemek yiyorum veya yiyorum derken I am eating. Okay. Normal şartlarda sadece I eat ifadesi yani fiilin ilk halini sadece ing takısını ekliyorsunuz. Ama bu da biraz bir yardımcı fiil olması lazım. Sebebi de e, to be olmak fiilinden kaynaklanan bir şey. I am eating. Şimdi she is reading. Okuyor. O okuyor. They are playing. Oynuyorlar. They are playing. Onun için öylelikle am is a ifadeleri kullandık ve asıl fiili olumlu halinde şimdiki zaman yapılan şey ing takıları eklememiz. Olumlu cümle tamamladıysak olumsuz cümleleri bir bakalım diyelim arkadaşlar. Olumsuz cümlelere bakarken şöyle olacak diyelim arkadaşlar. Olumsuz cümleler. Pardon bir saniye. Olumsuz cümleler. Özne aynı zamanda am is a ifadesi kullanıyoruz. Sadece burada not ifadesini ekleyeceğiz ve ondan sonra fiil ve ing. Olumlu cümlelerdeki olduğu gibi sadece burada not ifadesini ekleyeceğiz. Mesela I am eating. Daha önceki yaptığımız gibi I am not eating. She is not reading. Onun için normalde she is diyoruz ya. She is not. So burada I'm not, is not are not olarak düşünmeniz lazım. So am, um, is, are uh, ve bu not ifadesi bu da kuralların içerisinde dahil olup sonra fiilin ing takısı eklediğinizde negatif cümle yapmış oluyorsunuz. I am not eating, she is not reading, they are not playing, I am not drinking, içmiyorum, I am not going, gitmiyorum. I am not sleeping. Uyumuyorum. Mesela sen bana sormak istiyorsun. Are you sleeping? Şimdi o da bir soru kalıp. Soru kalıplara bakacağız ama Are you sleeping? No, I am not sleeping. Eye uyuyorsam, I am sleeping. Okay, are you uh, going? Yes, I am going. No, I am not going. Onun için kural sadece am, is, are ifadesi kullandığınızda not eklerseniz negatif bir cümle kurmuş oluyorsunuz. Şimdi bu kuralları da soru cümleleri bir bakalım. Soru sormak istediğinizde çok önemli olan bir şey var. Şurada daha önceki am, is, a ifadesi ortada gelirken bir soru sormak istediğimizde am, is, a ifadeleri onları önde getireceğiz. Am, is, a, am, i, is, she, are, they olarak düşüneceksiniz. Daha önce diyoruz ki I am. Biz artık nasıl yapacağız? Am I? You are. Artık soru sormak için, için are you olarak yapacağız. Bunu çözmeniz yeterli olacak. Şimdi başlayalım. Am, um, is, I ifadesi artı uzney artı fiili ve ing takısı eklediğimizde biz burada diyoruz ki am I eating? Ben yemek yiyor muyum? Is she reading? O okuyor mu? Are they playing? Oynuyorlar mı? Sen geliyor musun? Are you coming? Okay. Mesela onlar uyuyorlar mı? Are they sleeping? Mesela ben e, dans ediyor muyum? Am I dancing? Am I. So am, um, is... A ifadesi 10'da getirdiğiniz sürece soru şeklinde soru sorabilirsiniz. Şimdi sonraki aşamayı bir geçelim diyelim arkadaşlar. Sonraki aşama istisna ve özel durumlar. Her gramerde olduğu gibi bazı istisnalar var. Şimdi bazı fiiller sonuna ing eklenirken kelimenin yapısına göre haf değişiklikler olabilir. Şimdi bir, e ile biten fiillerde e düşer. Örnek, write, yazmak gibi. Şimdi buradaki write ifadesi writing olarak oldu. Çünkü e'yi sildik ve onu ing'yi ekledik. Şimdi come ifadesi e'yi de siliyoruz. Come in. Zaten mantıklı olan şey budur. Çünkü iki tane o, o da iki tane ee, nasıl diyoruz? Sesli harfler olamaz. Ondan dolayı e'yi düşeriz ve ing ifadesini ekleriz. İlk bilmeniz gereken bir istisna. Sonraki istisna ise tek eceli ve sonu unsuz ve sesli artı unsuz olan fiillerin son harfleri iki kez yazılır. Şöyle unsuz, sesli ve unsuz ifadeler mesela run, tek heceli run. Ama içinde baktığınızda unsuz bir ifade r, u ve n. Böyle olduğu zaman daha anlamlı bir ses çıkarmak adına onun için e, onun son harfini iki kez yazıyoruz. Onun için run ifadesi mesela n'yi iki yaparız running. Okay. Yoksa Running olacak. Yani saçma bir şey olur. Sebebi de aslında sesden dolayı. Unsuz bir haf sesli haf ortada ve unsuz bir haf tek heceli olduğu zaman bunu daha mantıklı bir ses çıkarmak adına. Çünkü ing ifadesini de bir extra bir şey katmak adına neyi veya t'yi ekliyoruz ki sitting, running gibisinde olacak. Aslında ee, çok denedim bunu açıklamayı. Normal şartlarda açıklama neden böyle ama aslında ses daha mantıklı gelmesi için böyle bir şey yapıyoruz. Devamlılık içermeyen fiilleri. Okey. Statik fiilleri. Genellikle şimdiki zamanda kullanılmaz. Bu çok önemli bir kısım. Bunları düşünce, his veya sahiplik bildiren fiiller. Bazı fiiller Bunları ne kadar olsa olsun bunun aynı takısı eklemiyoruz ve olduğu gibi kalır. Onun için bu cümleler sanki genel zamanda cümle kuruyorsunuz gibi. Halbuki aynı zamanda şimdiki zaman olarak söylemeye çalışıyorsunuz. Bunlar ne olabilir? Mesela sevmek yani o bir his. Mesela e, beğenmek o da bir his. İhtiyacım olmak o da bir his. Ama bunlar da fiil. Okay. Onun için bunları cümle kururken özellikle no normalde I am knowing demiyoruz. I know diyoruz. Yani biliyorum devam ediyor gibi sanki biliyorum şu an. İngilizce biliyorum dediğimizde ne diyoruz İngilizcede? I know English. Değil mi? Mesela bunu beğeniyorum. Beğeniyorum. Yani şimdiki zaman şeklinde söylüyoruz Türkçe'de ama İngilizcede I like it. Normalde geniş zaman olarak düşüneceksin. Hı, bu adam şu an mı beğeniyor? Yo beğenmiyoruz bu şekilde. Beğeniyorsun. Beğeniyorsan beğeniyorsun her durumda. I own yani sahip etmek, sahip olmak yani own. I own a house. Sahibim bir ev. Bu ifadeler özellikle dediğim gibi düşünce, his ve sahiplik bildiren fiilleri bu bildiren fiilleri öyle kalacak. ING eklemiyoruz. Mesela need. I need help. Mesela şu an yardıma ihtiyacım oluyor. Yani şu an istiyorum ama demeyeceğiz ki I am needing help. Onun için diyoruz ki I need help diyeceğiz. Bu da çok önemli bir istisna. Bu istisnalar baktıktan sonra bence en önemli olan kısmı kullanım alanlarını bir geçelim. Ondan sonra o birlikte bakacağız. Şimdiki zamanın kullanım alanları şunlardır. Şu anda olan eylemler için kullanıyoruz ve o, o, The children are playing outside. The children are playing outside. Çocuklar dışarıda oynuyorlar. The children are playing outside. Sonraki kullanım alanı ise geçici durumları. Geçici durumları. Şimdi bu geçici durumları tekrar bir geçelim. Ee, geçici durumları ne demek? She is staying with her friends this week. She is staying with her friends this week. Bu hafta arkadaşında kalıyor. Okay. So bir, bir geçici bir sürece ama bu hafta bu eyleminde olacak. Yani so bunu yapıyor. So ne yapıyor? Arkadaşlarında kalıyor. She is staying with her friends this weekend. Normal şartlar aslında sanki genel olarak bildiğimiz şimdiki zaman dediğimiz şeyler. Şimdi uç. Gelecek planları veya düzenlemeler. Gelecek planları veya düzenlemeler. I am meeting my friends tomorrow. Ha. Huh. Bu çok önemli bir durum. Özellikle İngilizce'de diyoruz ki yarın arkadaşlarımla buluşuyorum. Yani bu bir plan. Normalde şu an buluşmuyorum ama I am meeting. Yani sanki plan yaptım ve bu eylemin içerisindeyim. Ama aslında bugün mü olacak? Gelecek zaman olarak düşünecektik. I will meet my friends diyebilirsin. Ama aynı zamanda I am meeting. O onlar ile görüşüyorum yarın. Türkçe'de bile daha mantıklı. Çünkü Türkçe'de diyeceğiz ki e, yarın arkadaşlarımla görüşeceğim diyebilirsin. Veya yarın arkadaşlarımla görüşüyorum. Olabilir. Onun için İngilizce'de bu da aklınıza olsun. Onun için bir kişi böyle bir cümle kurduğunda illa ki gelecek zaman e, anlamını gelmeyebileceğini düşünme. Aynı zamanda böyle durumlar olabilir. 4. Değişen veya gelişen durumlar. Mesela bir şey oluyor, bir şey gelişiyor, bir şey devam ediyor ve işte onun için değişen durumları için mesela the climate is getting warmer. The climate is getting warmer. Buradaki en önemli olan kısmı getting ifadesi. So get ifadesi yani oluyor. So e, bizim e, iklim isiniyor. So the climate is getting warmer. Umarım anlaşıldı. Kullanım alanları bunlardır. Şimdi en önemli olan kısmı örnekleri bir bakalım diyelim arkadaşlar. Birinci örneğimiz I am eating dinner. I am eating dinner. Akşam yemeği yiyorum. She is reading a book. Kitab Okyo. She is reading a book. Bukada. They are playing football. Football life. We are watching TV. Televizyon izliyoruz. We are watching TV. He is writing a letter. Mektup Yazio. The dog is barking. Kopek havlıyor. You are learning English. İngilizce öğreniyorsun. You are learning English. The phone is ringing. The phone is ringing. Telefon çalıyor. It is raining outside. It is raining outside. Dışarıda yağmur yağıyor. She is cooking dinner. Akşam yemeği pişiriyor. She is cooking dinner. Dikkat ettiyseniz buradaki tüm cümleleri hepsi cümle yapısı olarak subject. I am. Ne yapıyorsun? eaten Verb yani fiili. Ondan sonra ne yediğini ya yazıyoruz. O okuyor ne okuyor bir kitap subject verb object they are playing football onlar oynuyorlar football subject verb object okay özne fiil nesne özne fiil nesne özne fiil nesne özne fiil nesne bu şekilde düşünmenizi çok isterim diyeli arkadaşlar sonraki kısmiye bir geçelim diyeli arkadaşlar let's go to the next one onu yapmışken Şimdi aynı şekilde düşünün ki negatif cümleler olsa madem listeye eklemedik onun için burada tekrar bir bakalım. Eğer yemek yemiyorsam I am not eating dinner olacak. I am not eating dinner. Ben yemiyorum. Onun için burada I am ifadesi not eki, ekleyeceğiz. I am not eating dinner olarak olacak. Where she is not reading a book, they are not playing football. We are not watching TV. He is not writing a letter. The dog is not barking. You are not learning English. Where the phone is not ringing. Bu şekilde şimdi soru sormak istesek sadece bunların yerlerini Am I eating dinner? Is she reading a book? Are they playing football? Are we watching TV? Is he writing a letter? The A uh, is the dog barking. Gördünüz mü? Is the dog barking. Are you learning English? Bunlar gibi cümle olacak. Bence çok e, harika bir şey. Aslında çok e, zorlayan bir cömert dersi değildir. Çünkü İngilizce'deki en kolay göreceğiniz olan cümle yapılarından bir tanesi. Şimdi yaygın hatalar ve ipucular ile bitirelim. Yardımcı fiil. Unutulmaması, unutulmamalıdır. Şimdiki zaman cümlelerde am, is veya a yardımcı fiilleri kullanmayı unutmayın. Şimdiki zamanda özellikle bunları çıkarmanız bir suç. Bunları çıkarmanız gerçekten cümleniz gramer açısından doğru olmaz. Mesela she reading a book demeniz she is reading a book. Şimdi bunu daha aklınıza kalıcı bir şekilde sadece bir şey söyleyeceğim. Tam olarak mantıklı gelmeyebilir ama e, ve demiyorum ki gramer açısından da doğru ama şöyle siz diyorsunuz ki o kitap okuyor. Artık şöyle düşün. O kitap okuyordur. O dur, tir, dir ifadesi dediğiniz o ekivaya is ifadesi oluyor. Am ifadesi oluyor. A ifadesi oluyor. Siz onu atabilirsiniz. İngilizcede biz onu atarsak olmaz. She is reading a book. I am going to school. You are a good, uh, you are learning English olarak olması lazım diye arkadaşlar. Sonraki istisna. ING ekini unutmayın. Zaten madem bunun e, konusu bu. Mesela I am eat dinner. I am eating dinner. Okey onun şimdiki zaman kururken ING unutursan o zaman hiçbir şey yapmamış oluyorsunuz. O zaman şimdiki zamanda hiç konuşmadınız. Devamlılık içermeyen fiillerden mesela e, kaçının no, like, belong gibi fiilleri şimdiki zamanda kullanılmaz. So I am knowing him demeyeceksin. I know him diyeceksin. Okay? Ben onu biliyorum olarak değil. Ben onu biliyorum dediğimizde bu da devamlılık içermeyen. Okay? So bir kişi tanımak tanımıyorsun böyle falan. Tanıyorsan tanıyorsun. Okay. Bir ihtiyacım varsa ihtiyacım var. İhtiyacım oluyor demiyoruz. İhtiyacım var. So onu da şimdiki zamanda ee, kaçın. Çünkü aslında öyle. Şimdiki zamanı aslında fiilin aynı halde kalacak. Bunlarla birlikte bence son olan kısmı ise dersi bitmiş olacak. Ve size teşekkür ederim. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bu kanala destek olmak istiyorsanız beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz ve bir arkadaşa paylaşabilirsiniz. Birlikte YouTube sayfamızda tekrar sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kemal Hoca, see you, peace. Bye bye.